Aragaz. Günaydın. 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 Ay, günaydın herkese. Pascal İnci tanem, sana da günaydın yavrum. Günaydın Kadir. Ne haber? İyidir canım, iyidir. Yuvarlanıp gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Yılandan falan gidiyorum. Malum, fit biriyim. Canım çok can çekiyorsa şarkı aralarında ben senin bizim merdivene vereyim acaba. Böylece sen de nasılsın diye sorduklarında yuvarlanıp gidiyorum diyebilirsin Pasko. Ha neden? Kadir abin yapsın böyle bir güzellik sana canım benim. Kadir, mümkün değil. O niye canım? Ben en fazla düşerim. Yuvarlanamam. Neden ama? Abicim, yuvarlamak için yuvarlak olmak lazım. Senin gibi yani. Şimdi birader, bak bak şimdi bir dakika Pasko, bak bir dur. Bak laflarımıza bir dikkat edelim. Burada durduk yere tatsızlık çıkar. Anlıyor musun? Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Bana bak Pascal. Çok pis küserim ha. Kadir, senin göbek var ya, yuvarlak. Ne var lan, ne var? Dünya da yuvarlak. Allah Allah. Gidip ona bunu diyebiliyor musun? Gezegen olunca ikram itibar, Kadir abine gelince dil, aha böyle papuç. Papuç mu? O ne be? Ayakkabı yani, eskiden papuç deniyordu. Senin dilde papuç gibi. Yani bizde öyle bir laf var. Senin dil papuç gibi derler yani. Patavatsız konuşanlar. Yani dilin uzun manası. Ama papuç tabii eskide kaldı. Artık ayakkabı deniyor. Senin gençliğinde. O zamanlar yani. Aynen aynen. Bizim gençlik zamanlarında papuç deniyordu. Senin 1950 değil mi? Yok yani 1950 değil. 1930'lar. 20 ile 30 arası. Yani biz efendim orada arkadaşlarla AVM'ye alışverişe gider papuç bakardık 1930'larda. Tövbe tövbe. Gençliğim diyorum Pascal ya. Babamın gençliği demiyorum. Kadir ya, papuç çok sevimli. Niye ayakkabıya geçmişler? Şimdi Pascal, bir gün böyle oturuyorlarmıştı Türk Dil Kurumu'nda. Çay tavla muhabbet. Müdür demiş ki ne? Ya ben demiş bu papuç lafından sıkıldım demiş. Bana demiş başka bir şey bulun demiş. Buna başka bir şey diyelim demiş. Saydın mı? Hayır tabii ki. Kardeşim senin kafa gitti gene ya. Sen bir Twitter adresini versene yavrum. Pascal, Pascal Aşkışki Kadir. Pascal alt çizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Bu güzel günde bize yazın efendim. Yani sizden haberdar olalım. Yazın, sayın, sövün, övün, dövün. Ne yaparsanız yapın. Ne bileyim, arkadaşınızı anlatın, eşinizi anlatın, trafiği anlatın, işinizi, havayı, onu, bunu, ambiyansı, ortamı, ne istiyorsanız efendim. Biricik radyo programımız Aragaz başlamış bulunuyor. Hadi işiniz gücünüz rast gelsin. Tabancanızdan ses gelsin. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Koş Pascal, koş. Aman abi, bunu var ya, en son Emrahar dediler. Hangi Emrahar? Küçük Emrah. Emrah Koç dediler. Aman abi. Oğlum sen bunu nasıl biliyor olabilirsin ya? Yok yok, sakin ol. Tosun'dan haber var. Hangi Tosun? Şimdi bir şey derdim de Pasko, eskiden ankesörlü telefonlar çok kullanılırdı. Malum cep telefonu falan yok, jetonla falan. O telefon kabineleriyle ünlü olmuş bir Tosun var. Kadir, ne diyorsun ya? Hangi Tosun abi? Bunu yazan Tosun işte Paskal'a okuyanlara tuhaf selamlar gönderirdi o Tosun. Yine ne yaptı? Yoksa Kadir, Uruguay'da çok açılık yaptı. Ya bu Tosun var ya, tam bir karamiza ustası çıktı ya. Bu Tosun gerçek bir troll çıktı Pascal. Kadir ya, tipinden de var ya, saflık akıyor. Kardeşim, saf görünenler kurnaz geçinenleri öpüyor bu devirde ya. Hem de ne öpmek ne öpmek. Ne yaptı Tosun? Oğlum, insanları tokatladığı yetmedi, bir de dalga geçiyor insanlarla resmen. Ne yapmış biliyor musun? Bayramda dolandırdığı insanlara hesabına 100'er lira bayram harçlığı gönderdi. Ne? Resmen kafa buluyor insanlarla ya. Yani kendimi o insanların yerine koyuyorum, dolandırılmaktan daha çok zoruma gider şu ya. Tosun'a bak sen. Abi, ağam bizimle eğleni. Resmen eğlence bulmuş kendisini oradan adam ya. Buradan da kendisine seslenmek istiyorum Pascal. Bana bak, bunu yapan Tosun. Sen yanlışla ülkeye gelme bak. Vallahi bu insanlar seni öyle bir inceltir ki ne Tosunluğun kalır, ne çiftliğin kalır, ne akıllı ol. Akıllı ol. Duymuş mudur? Sen rahat ol Pasko. Biz buradan birine seslendiğimiz bile sesimiz bir şekilde ona ulaşır. Sen merak etme. Kadir, sen böyle niye mafya gibi konuşuyorsun? Kaptırdım galiba kendimi değil mi? Evet. Ben de anlamadım. Aragaz. Aragaz.
Uzun zamandır konuşmadığımız bir mevzu var Pasko. Allah Allah. Neymiş o? Ya uzun zamandır gıybetini yapıp çekiştiremediğimiz bir çift var. Adriana Metin? Bak nasıl biliyor hemen, nasıl biliyor. Aynen, Adriana ve Metin Dünya Kupası başladı malum. Sorma ya. İki güzümün çiçeği. Geldi valla. Şuna bak, sanki gurbette okuyan oğlu eve dönmüş gibi seviniyor ya Dünya Kupası deyince. Aşk bu aşk. Ya ben de büyük keyif alırım. Tam bir turnuva insanıyım Pascal. Bütün maçları seyrederim. Not alırım. Bilmem ne. Neyse, konumuz bu değil ya. Konu ne? Unuttum ben. Şimdi bu Dünya Kupası dedik. Adamın aklı uçtu. Metin dedik. Adriana dedik. Bunların çoktandır gıybetlerini yapmıyoruz Pascal. Kadir, bunlar arılırsa suçlusu sensin. Vallahi bu kadar. Nazırım diyecek. Kardeşim. Hayda. Ben ne yaptım ya? Tamam, geçmişte Adriana Lima hanımefendiyle bir takım derin duygularımız oldu. Ama Metin'le manitasyona bağlayınca ben bağrıma taş yaptım, aradan çekildim. Yengemdir dedim Pascal, biliyorsun. Tabii. Ama adam inanmadı. Oğlum, ne yanlışımızı gördün ya. Kardeşim, sen ayırdılar sanıp Facebook'tan mesaj atmadın mı? Ya Allah Allah, yanlış alarmış, ben ne yapabilirim kardeşim? Hem bir şey demedim ki. Sen şimdi üzgünsündür, çıkalım bir kahve içelim bebeğim, dert ortağın olayım falan dedin. Ne var yani bunda? Bir de bana sırtlan diyorsun. Ya dur be kardeşim, mevzuyu bile anlattırmadın ya. Anlat hadi, hadi. Anlatmayacağım. Anlat be. Ya adam da heves bırakmıyorsun kardeşim. Şurada beni iki dakikada aşkı memnu Behlül yapıyorsun ya. Abi aslında benziyorsun. Değil mi? Ben işte Kıvancım biraz daha kavruğuyum ya. Aslında. Yoksa bence de epey andırıyoruz yani. Ha? Sen böyle daha yakışıklısın. Neyse anlat, anlat abi. Neyse, aldın gönlümü köftehor. Bunlar Brezilya maçında video çekmişler. Adriana giydirmiş Brezilya formasını Metin'e. Bizimki de hanım köylü hemen giymiş ya. Kılıbık Metin. Kadir. Efendim canım. Adriana, senin sevgili olsa senin formayı var ya, sevinçten yersin. Aman canım, abartıyorsun ya Pascal. Ne yani, olur mu öyle şey? Ne demekmiş formayı ya, tövbe. En fazla bir ısırık alırım, o da şok geçirdiğim için ya. Düşünsene abi. Adriana Lima, senin sevgilin. Of. Sana bir şey diyeyim mi? Hadi abi. Zerre sevinmem Adriana sevgilim olsun. Niye bak, ya? Ya bak, çok ciddiyim. Paranoyak olurum ya. Biri bana büyük bir şaka hazırladı derim. Yani Adriana neden benimle sevgili derim. Cidden kafayı bir yere vurmuş olması lazım derim. Ya da gözlerinin kör olması lazım derim. Hayatım kıllanarak geçer. Dayanamaz, sorarım Allah aşkına söyle, bana şaka mı yapıyorsun diye. İnanmayacağım yani. Paska bak, sen inanır mıydın böyle bir şeye? Yok abi, şaka dedim. Bravo. Aragaz. Aragaz. Paska. Bro. Ya şu seçimlerden sonra bir şey yapacağım, çok ses getirecek ha. Tuvalete gideceksin. Şakaya bak. Mizah insan olaydı. Şu an stüdyonun şu köşesine geçmiş hüngür hüngür ağlıyor olurdu, yemin ederim. Kadir, mizah var ya. İnsan olsaydı zaten sen olurdun. Vallahi abi. Pascal var. Bak ne fark ettim. Sen bir taktik geliştirmişsin. Ben sana ne zaman giydirsem karşılık olarak övgüde bulunuyorsun. Beni utandırıyorsun, hem de insanların gözünde bir şey alıyorsun. Pislik. Pislik. Ben pislik konumuna düşüyorum. Sen de iyi bir insan oluyorsun. Sen nerenin çakalısın lan? Kadir, uyandın. Kaçar mı? Kaçar mı yavrum? Kaçar mı aslanım? Sen bu yollardan geçerken ben geri dönüyordum ya. Kadir, sen bu lafları Facebook'ta mı öğreniyorsun? Ha, Atarlı Giderli Laflar sayfasından üyeyim de oradan öğreniyorum kardeşim. Beni Face'ten eklemek ister misin? Kullanıcı adım Seherseri Çoğucuk 16. Kadir, içinde var ya kocaman bir kro var. Yok, vallahi yok abi. İçimde değil, gayet dışımda var ya. Biz içi dışı bir insanlarız Pascal. İçimde dışımda kro ya. Ayrıca kro diyene bak. İyi ki bir Parislisin ha. Ya benim arabamda çalmıyor senin arabanda çalan parçalar ya. Bir dakika. Ne oldu? Kardeşim, arabes dinleyenler kro mu yani? Ya Pascal, fitneci fücurcu Pascal. Şeytanın maslak şubesi Pascal. Sen benim insanımla benim aramı açmaya mı uğraşıyorsun ya? Estağfurullah. Ya Kadir,
Bir şey diyordun. Ses getirecek yani. Ya resmen açıklayacağım şeyi unutuyordum ha Pasko. Şimdi seçim çalışmaları var ya her yerde. Evet, maalesef. Böyle üstü kolonlarla dolu giydirmiş minibüsler geziyor. Bangır bangır müzikler, her yerde bayraklar. Evet, maalesef. Şimdi seçimler bittikten sonra ben de bir minibüs kaplatacağım fotolarımla. Üstüne de kolonları koydurup İstanbul'da gezdireceğim. Kendime de bir şarkı yaptıracağım. Tek bir sorun var. Ne demek abi? Zevkine abi. Zevkine. Demek ki bu izni alınabilen ve yapılabilen bir şey. Ben de yapacağım. Canım çekiyor ya. Kadir, sen denedin mi? Neden arkadaşım? Görüyorum, özeniyorum. İlla seçimlerde aday mı olmak lazım? Gerek yok. Yani bir şarkı yaptırırım. Sabahlarınızın neşesidir o. Trafik derdinizi bitirir. Haydi sen de radyoyu aç. İşte karşınızda Kadir Çöpdemir falan filan gibi bir şey yani. Ben neredeyim? Bilmem neredesin. Burada bir gibi duruyorsun yani, bilmiyorum. Kadir, sen kim var ya? Şarkıda programı sadece sen yapıyorsun. Niye böyle? Hayda, parayı ben basacağım. Benim minibüsüm. Git sen de kendine, efendime söyleyeyim, öyle bir minibüs yaptır. Bana ne birader. Vay be, yazıklar olsun. Ya tamam be, tamam, biz de seninle ittifak olacağız madem. Ama masrafları kırışırız ha, anlaştık. Yok abi, istemiyorum. Ya tamam, ben ödeyeceğim, ben ısmarlıyorum. Yok be, istemiyorum. Neden? Kadir, farkında mısın? Çok saçma abi. Galiba henüz değilim ama bana da saçma gelecek gibi duruyor yani, öyle bir sinyal alıyorum. Bazen bir yükseliyorum ben bazı şeylere. Sonra diyorum ki ne yapıyorum ben ya, ne yapıyorsun oğlum diyorum. Kadir bekleme, ben sana diyeyim. Çok saçma. Bekleme yapma, devam et diyorsun. Aynen. Yürü git Kadir. Aragaz. Aragaz. Paskocuğum, senin uzmanlık alanın konuya giriyor. Hemen abi. Şimdi Dünya Kupası'na dönelim. Bakalım, bir gözden geçirelim. Neler oluyor abi Dünya Kupası'nda? Sorma Kadir. Ben de şaşkınım. Yani ilk maçlar herkesi şoka soktu. Almanya gitti, Meksika'ya yenildi. Brezilya iyi oynamadı. Ya neler oluyor ya? Neler oluyor bize? Bize neler oluyor? Dünya futboluna neler oluyor? Pascal. Kadir, burnuma var ya, pis kokular geliyor. Pardon, ben ayakkabıları çıkarmıştım kimse görmüyor diye. O kadar mı geldi koku ya? Of be Kadir ya. Ben ne diyorum ki abi? Bu koku nereden geliyor? Of ya. Atma be, çıkarmadım. Sen Dünya Kupası için burnuma pis kokular geliyor deyince öyle bir saçma bir şey uydurayım dedim. Heh, kendini bitiriyordum. Ya sen böyle değildin Pasko ya. Ben mi bozdum seni ya? Bu kadar nasıl bozdum seni anlamadım ki ne ben. Eskiden böyle haytalıklar yapmazdın sen ya. Kadir, benim çok bozdum. Tabii tabii, zaten ilk başladığımızda böyle mülayim efendi bir adamdın değil mi? En ufak bir haytalığın yoktu değil mi? Yani hep benden geldi değil mi kötülükler? Hep ben bozdum seni değil mi? Kadir, sen böyle deyince düşündüm de ben seni bozmuşumdur. Ya iki bozuk birbirimizi bulduk işte Pasko, boşver ya. Dünya Kupası'na gelsen. Bence var mı? Karanlık güçler var. Ne karanlık gücü? Ne gücü ya? Ankara gücü. Lan bırak kelime şakasını. Nasıl gizli güçler yani? Abi, mafya, Paris mafyaları. Vallahi abi. Ya bak bir şey diyeyim mi? Yemin ederim ben de böyle düşündüm biliyor musun? İnsanların en büyük keyiflerinden biri bu. Hele Dünya Kupası'nda kuponlar havada uçuşuyor. En garanti maçlar ters köşe yaptı ya. Acaba dedim birileri mi yönlendiriyor dedim ben de içimde. Bilemem abi. Şok şok şok. Pascal Numa Dünya Kupası'nda şike var dedi. Başıma belaya sok. Aferin. Şok şok şok. Şaka şaka, öyle bir şey demedi. Şaka bir yana, vallahi ben de kullanıyorum. Yani birileri çok büyük paralar kaldırmış olabilir abi bu işlerden. Ya kim der ki Almanya Meksika'ya 1-0 yenilecek abi. Bu işin peşine düşer, bu olayı aydınlatırım ben. Kadir yapma, senin harcarlar. Yavrum bozuk para mıyım ben? Neyi harcıyorlar? Yavaş harcasınlar. Yavaş yavaş harcarlar. Ya böyle bir şey varsa dünyanın bunu bilmeye hakkı var ya Pascal. Ben bunu açığa çıkarır dünya kahramanı olurum kardeşim. Kadir, böyle bir şey yaparsan ne olur biliyor musun? Ne olur? Dünya Kupası'nın delisi olursun. Vallahi abi. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Ya sen hiç sarhoş kirpi gördün mü? Öyle şey mi olur be ya? Almanya'da olmuş abi. İki kirpi
çöpe atılan likör şişesindeki içkiyi içip kafayı bulmuşlar. Sızıp devrilmişler çayla. Belediyeye haber vermişler. Garibanları almış götürmüşler veterinere. Abi kiripinin sarhoş olmasına değil de at marılığına şaşırdım. Vallahi abi. Ya bu galiba her Türk'ün ilk aklına gelen sıkıntı oluyor Pasko. Yalnız kirpiyi neye benzetiyorum diyordum. Buldum, net bir şekilde buldum. Kirpi hayvanı bariz bir şekilde enişte abi. Düğünde içip içip sızan enişte ya. Vardır yani. Mutlaka ilk o bayılır. Ya da dayı, bak dayı da olur, enişte de olur. Ortalığa sıkıntı verir. Dayılar da çok sıkıntı verir. Millet endişe eder yani. Anladın? Enişte ne ya? Ya enişteyi bilmiyor musun sen ya? Şey gibi mi? Makarna. Hayır kardeşim, karıştırıyorsun. Sen makarna gibi olan görümce. Abi görümcenin var ya salatası süper. He, yanında da şöyle yoğurtlu semizotu değil mi? Ya Pascal, mezelerle akrabaları soktun birbirine ya. Börülce o senin dediğin be kardeşim. Görümce ne? Börülcenin dişisi o görümce yani. Enişte de mesela makarnanın erkek olanı. Küt küt kesiyorsun, üstüne de tulum peyniri. Oo nefis. Kadir şu an var ya saçmalıyoruz. Malzeme veriyorsun, saçmalıyoruz. Ben ne yapabilirim? Abi kirpi diyorduk. Ne diyoruz şimdi? Şimdi şunu diyecektim ben. Kirpiden nelere geldik o. Serhoş kirpi görsen ne yaparsın Pascal? Soda limon. Bir. He, kusturur o. Tabii abi. Daha rahatlasın. He, peki çorbacıya götürsen madem, sevaba girmez misin? Abicim, kirpi bu ya. Çorba içer mi? Kardeşim, serhoş adamın önüne papucunu koyup, efendim, üstüne limon gezdir, onu yer ya. Seçecek hali mi var onun? Doğru diyorsun. O zaman Kadir, paça sürüyorum. Kirpiye mi? Evet ya. Sen ne içersin? Ya ben damardan tuzlama alayım be. Yanına da böyle 10-12 tane içli köfte. Tamam, yeter zaten ya. Az bir şey midemi bastırsın, sonra gidelim. Abicim midende ayaklanma mı var? Bu nasıl bastırmak? Mide var ya. Herkesin bünyesi bir mi ki? İki lokma ekmeğe peynir sıkıştırır yersin, senin miden bastırılır. Bizimki biraz daha hacimli tabi. Lokma atsam yankı yapar boşlukta ya. Vallahi Kedir, buradan kirpiye nasıl döneceğiz bilmiyorum. Şimdi kirpiyi artık çok uzakta bırak. Kirpiyi unutalım. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir Bey. Habere bak şimdi, haber hazır mısın? Yolla abi. Kolombiya'da bir doktor sevgilisine şaka yaparken öldürmüş. Yuh, ne şakası ya? Şimdi bu kalp çalıştıran şok cihazları var ya. Şak diye elektrik veriyor, hoplatıyor hastayı. Onunla şok vermiş ya. Eyvah. Abi doktorlar şaka yapmasın normalde ya. Böyle iş mi olur? Vallahi bazı meslekler şaka kaldırmıyor. Bazılarının direkt şakası kaldırılıyor. Çok fena bir şey bu ya. Olan en geliri. Ha mesela kanka pilotlar şaka yapmasın kardeşim. Düşünsene, pilotsun. Anons geçiyorsun, sevgili yolcular düşüyoruz diye. 10 kişiyi temiz öldürüyorsun kalpten. Kadir sen pilot olsan bunu yapar mıydın? Valla bence her pilotun aklından bir kere geçmiştir şöyle bir pislik yapma. Ya da misal uçağın dümenini kırıyorsun daha doğru ve vey diye bastır, kaptırıp gidiyorsun, son anda yırtıyorsun. Çırıkları duyup kaka atıyorsun. He valla. Yani insan epey güler şimdi düşünüyorum da, ama yine de tabii hoş değil tabii yani. Kadir hakemler onlarca şaka yapmasın. Onların şakasının nasıl bir riski var ki? Risk yok ama komik oluyor. Oo, sataşma var. Sataşma değil, tespit. Bak söz hakkı doğdu Pascal. Yandık yani. Zaten susmuyordu, şimdi 10 katı konuşur artık. Eyvah. Kimden bahsediyorsun? Doktordan. Ben hakem dedin. Ya ikisi de olabiliyorsun neticede. Buna bir engel yok yani. Kadir ben sana doktorlamasın demedin. Ben sana... Ya tamam kardeşim, yeter ya, kadar saçmalama, bırak ya. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir abicim. Havuz mu deniz mi? Ne için? Yoğurt mayalamak için. Ne için olacak kardeşim? Abicim yoğurt için havuz. Tuzlu soda yoğurt olmaz. Her haltı da biliyorsun canına yandım. Her haltı. Kardeşim Nasrettin Hoca bu. Bilmiyor mu var? Peki ya tutarsa diye yaptığın en saçma şey ne? Almanya Brezilya maçında Brezilya'ya handikap oynadım. Ne oldu sonra? Abi Brezilya 7 gol yedi. Aa, öyle de Nostradamus bir kişiliğim diyorsun yani. Tabii abi. Sezgilerin var ya çok kuvvetli.
Cevap versene, havuz mu deniz mi ya? Deniz abi. Abi havuzu seviyorum. Niye ya? Bir sürü şey atıyorlar içine pislenmesin diye. Abi hep kimyasal. Ben sevmiyorum abi. Buradan o halde gençlerimizi de uyaralım. Kimyasaldan uzak duralım efendim. Kimyasal çok tehlikeli bir şey. Bak Pascal abiniz de söyledi. Ben o andan dememiştim. Oğlum havuz suyu yutmamaya çalışsınlar. Yani midelerine dokanır değil mi? Gözlerine dokanır. Efendim ne bileyim bütün vücutlarına zararı var ya. O anlamda. Tabii abi, başka ne anlamda olacak? Nereden çıktı? Ya şimdi yaz geldi artık, tamam, ahali havuzu denizi diye ikiye ayrıldı malum. Öyle bir şey mi var? Tabii abi. Bizde ayrışmacılık olsun, anında taraf tutarız, fark etmez. İki taraf olsun yeter ki ya. Sen kimi tutuyorsun? Yani ben kendi takımımdan başkasını tutmuyorum Pascal. Peki. Tutmaksa zorunda kalırsan? O zaman denizi tutarım herhalde. Niye abi? Deniz de kirli. Ya uçsuz bucaksız be neticede. Yani bir pislik olsa da o pisliğin bana denk gelme şansı az. Havuzun sınırı belli abi. Bir sürü tiple doluşuyorsun içine. Camışlar gibi, o ne öyle ya? Camış ne? Malak gibi işte. Malak mı? Malak ha, beğenmedin mi? Anlamadım mı ki? Ya işte hani büyük baş yani, büyük baş. Ya Kadir, bunlar yenecek bir şey mi? Bir noktada yeniyor evet. Yani sen düşünme böyle şeyleri Pasko. Sen tatili düşün. Seninle el ele tutuşup kızgın kumlardan serin sulara dalışımızı hayal et. Cıvırları hayal et. Yavruları düşün. Oza girmiyor muyuz? Yok, girmiyoruz. Tamam. Sen de öyle diyorsan. Öyle diyorum. Aragaz. Aragaz. Pasko. Abicim. Aquapark'a gittin mi sen hiç? Yok abi. Ya sen? Ya bir kere gittim, bir daha da kapısından kafamı uzatmama kararı aldım kardeşim. Niye abi? Beğenmedin mi? Ya ben öyle ortamın nesini beğeneyim ya? Komik video diye çekip paylaşsan fenomen olmalık bir ortam abi. Bu kadar sırttan Afrika'da bir arada göremezsin ya. Abiciğim aquapark bu. Sırtla ne alaka? Oğlum yırtıcı hayvanlar sulak yerlere giderler ya avlanmak için. Aynı mantıkla hareket ediyor insanlar da. Ne kadar zalim, ne kadar sırtlan varsa doluşuyorlar havuzun başına. İnanılmaz vahşi bir ortam ya. Anlatamam yani. O şekil diyorsun. Ya o şekil sırtlan diyorum. Aynen Pascal. Bak hatırladıkça tansiyonum düşüyor ya. Ya ortamı sana nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Böyle 4 tane hanımefendiye 12-22 erkek falan düşüyor. O şekil yani. Hayatta kalmazsa var. Öyle böyle bir ortam. Abi gözümde canlandı. Çok kötü ortam. Ha, hijyen işlerini falan nasıl çözüyorlar onu da anlamadım. Oraya klor değil direkt kezzap dökmen lazım mikrop kırılsın diye. Az zorlasan havuzdaki koli basillerine basa basa hiç batmadan karşıya geçeceksin. Öyle bir güruh oluşmuş ya havuza. Yüzdü mü peki? Yok, kaydıraktan kaydım ben kardeşim. Kaydıran kayılan kısmını bitirdim. Cups diye suya düşmem gerekirken çıps çıps diye suyun üstünden sekip karaya çıktım. Batmadım suya, anladın mı şimdi yaşadığın kabusu? Kadir ya, geçmiş olsun. Çok kötüymüş. Hepsi öyle değildir. Ha? Ben bir şans daha verebileceğimi sanmıyorum kardeşim. Bu aquaparkın damsız girilmeyeni varsa belki ona gidebilirim yani. Ona da giremezsin. Tadımı kaçırmasan olmuyor değil mi Pascal? Abiciğim. Sen için söylüyorum. Üzülme yani. Üzülüyorum ama ne yapacağız? Gönül uyanırım. Ya yürü git kardeşim. Aragaz. Aragaz. Pascal. Kadir. Ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Abi telefon. Çok özür diliyorum. Ya. Çok benim gidiyorum. Alo. Aleyküm selam. Kisiye. Ooo Trump başkan, sağ ol Trump başkan, iyiyim, seni sormalı. Burada. Kim o ya? Trump başkan, Donald Trump seni soruyor. Düdük makarnası da orada mı diyor. Bana mı dedi öyle? Alınma ya. Biz de adama fönlü morikante diyoruz, ne olacak yani. O kadar laubali olacağız artık Pasko. Kardeşim sana desin, bana ne öyle diyor. Abicim benim neren düdük makarnası? Ya sen sevimli çocuksun ya. O yüzden sen şakaya yatkın gelirsin diye düdük makarnası diyor büyük ihtimal yani. Kadir, kadının şakası Honduras, erkeğin şakası dövüş çıkarır. Unutma. Ya bırak bu kaldırım filozofu laflarını ya. Koca United States of America başkanı hatta bekliyor kardeşim. Alo? Donald başkan buyur. Neyi vereceğim dedin? Neyi?
Yok artık. Neye verecek? Kızını mı? Kızını niye versin bana ya? Ha? Ben inşaattan anlamam. Bu Donald Trump müteahhit adam. İlla ki müteahhit damat ister. Neye verecek o zaman? Donald Trump diyor ki ne? Kaderim diyor, fani dünyada kimseciklere güvenim kalmadı diyor. Sadece Pascal'la sana güveniyorum. Amerika'nın diyor nükleer füze ateşleme kodlarını diyor sana vereceğim diyor. Oo. Pascal'la sen saklayın diyor. Ben gelgit akıllı oldum diyor, unutuyorum diyor, bir yere füze atacağım diyor, arıza çıkacak diyor. Öyle bir şey olduğu zaman bundan kelli size soracağım diyor. Al abi, güzel fikir. Vallahi. Saçmalama be Pasko. Adam Allah Allah, Amerika Başkanı Donald Başkan. Aman abi, gözün çapağını seveyim, bizi böyle netameli işlere karıştırma. Bunlar netameli işler ya. Kadir al ya, füzemiz olur. Fena mı? Lazım olur ya. Lan nükleer füze fırlatma kodları neremize lazım olacak bizim ya? Ha? Bir yere nükleer füze mi atasımız var canına yandı mı? Ne lazım? Ya dursun be abi. Lazım olur. Bak emin misin Pasko, başımıza bir iş gelmesin. Abi ne iş gelecek? Koca Amerika'yı arkamıza almışız. Rahat ol ya. Amerika zaten hep arkamızda Pasko. Anlamadım. Neyse. Alo Trump abi, şimdi ver abi sen o zaman nükleer füze fırlatma kodlarını abi. Yazıyorum abi. Evet abi. 1. Evet. 9. Evet. 5. 4. Nasıl? Nasıl yani? Abi saçmalama, daha karmaşık bir şey seçseydin. Neymiş abi? Kıtalar arası nükleer füze fırlatma kodunu doğum tarihi yapmış. Emekli kartımla aynı şifre yaptım, unutmayayım diye diyor. Abicim, dünyanın yarısı böyle yapıyorlar. Abicim bu kodları elde etmek için hacker olmaya gerek bile yok. Gözünü seveyim. Artık benim anam bile tekahüt maaşını çektiği kartın şifresini doğum tarihi yapmaması gerektiğini anladı ya. Nasıl? Ayşe teyze, emekli kartına daha karışık şifre mi yaptı? Tam tersi, 4 tane 1. Kolay oluyormuş. Alo, Trump abi. Şimdi abi, bak abi. Bir kere bana bu kodları sen niye veriyorsun abi? Nasıl? İğne fırındım ne demek ya? Ha, iğne yaptılar. Kim yaptı? Kim Jong mu yaptı? Ne diyorsun ya? Ne diyor ya? Ne iğnesi? Grip iğnesi mi? Ya yok, Trump abi diyor Kim Jong'la bir görüşme yaptı diyor, hatırlarsan diyor. Arayı düzelttiler diyor, sıkı fıkı oldular diyor. İşte diyor o Kim Jong'la yaptığımız görüşmede diyor Kim Jong küçük bir iğne çıkardı diyor. Donald abi, insülin iğnemi fırır mısın göbeğimden dedi diyor. Göbeğe sıyırdı diyor. Adamın gömleğinin altından adeta ikinci bir insan gibi koca bir göbek çıktı diyor. O ara diyor inneyi diyor öyle tut böyle tut derken diyor laap diye bana sapladı diyor. Yanlışlıkla oldu Trump'ım, şeker aldın sayemde eki falan diye de işi şakaya vurdu diyor. Ama o günden beri diyor ağzımda sır durmuyor diyor. Kestiğim bütün kaçak etleri yengene okudum diyor. Karım çocukları da aldı, Rusya'ya anasının köyüne gitti diyor. Sanırsam diyor Kuzey Koreliler diyor bana kişiyi konuşturan inne vurttular diyor. Oo. Bu sabah diyor evden Beyaz Saray'a gelene kadar diyor Amerika'nın diyor bütün Orta Doğu sırlarını taksiciye bülbül gibi şakıdım diyor. Ayda, bizi de anlarsın. Trump abi, şimdi ben sana bir şey soracağım abi. Ha abi, bu hani uçan dairenin düştüğü bölge vardı ya abi. 55. bölge. Ha evet, 55. bölge. Harbiden uzaylı mı düşmüş be? Ne diyorsun ya? Harbi mi? Neymiş? Yok la diyor, ne uzaylı düşmesi diyor. Parlamentodaki diyor bekar senatörler falan diyor. Oraya diyor manita atmak için tesis kurdular diyor. Uzaylı düştü, gizli dosya falan filan ayağıyla diyor. Böyle bir gizem yarattılar diyor. Günah yuvası bir yer diyor. Kaçak et boyuna kesiliyor diyor. Gelin götüreyim sizi oraya diyor. Moğol manita bile var diyor. Hovardalık yaparız diyor. Ayda. Ne zannediyorduk? Ne çıktı ya? Alo Trump abi, o zaman biz bir haftaya kadar 55. bölgede uzaylı araştırmak istiyoruz ya. Harbi mi? Adamsın. Ne diyor? Gel gel diyor, 55. bölgede diyor Belaruslu Ronika diye bir abla var diyor, insan demesin uzaylı diyor. Gel ben sana uzaylının kralını göstereceğim diyor. Abi hemen giderim. Alo
Donald abi, biz şimdi Amerika'ya geçeceğiz abi. Ama bilette biraz para tutuyor ya. Açapah diyorum. Air Force One gönderip de bizi aldırma durumun olur mu babako? Evet, peki. O zaman tamam, görüşürüz. Ne diyor ya? Air Force One uçağını diyor, 100 bin pakıma soktum diyor. Parça değişecek diyor. Usta 8 bin lira masraf çıkardı diyor. Ondan sonra yan sanayi baktırıyorum diyor. Uçak diyor tezgahta diyor. Siz diyor tarifeli seferle gelin. Donald Trump abimizin misafiriyiz dersiniz. Para almazlar sizden. Hadi gidelim abi. Tamam tamam, gideceğiz. Uzaylı aramaya gideceğiz. Merak etme. Adamsın. Ne dedi? Cezerye ile cevizli sucuk da getirin de yiyek, enerji olsun diyor. İnsan yoruluyor bu bölgede diyor. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Canım, leylekleri bildin? Bilmem mi ya? Çok severim. Ya eskiden Eyüp Sultan'da leylekler vardı, ne güzel. İnsanlar onlara yemek verirdi. İstanbul eskiden hayvanla iç içe yaşardı ya. Bak, 16. yüzyılda İstanbul'da gezmeye gelmiş Fransız bir tarihçi var. Bir olay aktarıyor. Ne demiş abi? Ya bir kuşu kanatlarından evin kapısına çivileyen birini İstanbul halkı linç etmeye kalkmış, biliyor musun? Kolluk kuvvetleri zor engel olmuş. Yani seni Fransız tarihçi kitabında Türklerin gözü önünde bir hayvana zarar veren kişi ölümü göze almış demektir diyor ya. Türkler o kadar hayvana değer veren bir insan topluluğu. Daha böyle bir topluluk görmedim demiş adam. Siz hayvan seviyorsunuz. Ya tabii ki seviyoruz. Ceddimizden aldığımız böyle bir gelenek, böyle bir miras var. Ama geçenlerde bir yavru köpeğin bacaklarını kesip ormana attılar. Bütün memlekette infial oldu. Nasıl yine hayvan sevgisi bilincimiz kabardı. Gerçi biz hayvan sever bir milletiz. Yani şimdi bu örneklere bakarak da yani Türk milletinin hayvanlar konusunda vahşi olduğunu da düşünmemek lazım. O konuda da sakin olmak lazım. Yani biz hayvanları seviyoruz. Sokakta su kapları, mamalar görüyorum. Çok güzel. Yani biz mezar taşlarımızın yanına bile kuşlar su içsin diye oyuk bırakıyoruz ya. Mermerden oyuklar yapıyoruz. Yani bu insanların aynı zamanda torunlarıyız. Böyle de yaşıyoruz ama arada böyle demek ki işte münferit bakalar çıkıyor ve hakikaten millet olarak bayramımızı zehir etti ya bu. Abi, mermer oyuk ne? Mezar taşı mermer oluyor ya Pascal. Onunla mezar taşının iki yanına böyle mermeri oyarak koyuyorlar ki yağmur yağınca ya da mezarı ziyaret etmeye gelen de oraya su koyar. Su dolsun, kuşlar da gelsin oradan su içsin. Vay be, çok ince. Türk kalın iş yapmaz hacım. Neyse Pascal, leylekler diyorduk. Bilim adamları bazı kuşları tutuyorlar, onlara çip takıp izliyorlar ya. Sonra çipin yolladığı bilgileri toplayıp kuşun göç yolunu, nerede ne kadar kaldığını falan belirleyip onun faunasını belirliyorlar. Evet abi, belgesellerde görüyoruz. İşte İtalya'da bilimsel araştırma için çip takılan leylek 2300 euro telefon faturası getirmiş abi. O nasıl iş ya? Ne bileyim abi. Çipi takan bilim adamı sabah işe gelirken laboratuvarın kapısında efendim bir telefon faturası bulmuş. Bakmış 2300 euro. Bir bakıyorlar, bu nereden geldi ya? Ya bu leyleğe takılan sim karttan gelmiş fatura. Abi şaka mı ya? Yok be abi, gerçek haber, vallahi gerçek. Nasıl oluyor ya? İşte şimdi leyleğe arayıp öğreneceğiz hacım. Hadi canım. Baba, bize zorluk mu var kardeşim? 2300 euro telefon faturası getiren, kendisine çip takılan leyleği arıyorum. Çalıyor. Alo. Alo. 2300 euro telefon faturası getiren, kendisine çip takılan leylekle mi görüşüyor? Benim birader, buyur. Nereden arıyorsun? Türkiye'den arıyoruz. Kapat kapat, ben sizi arayayım. Size yazmadım boş yere. Ya Kamil'in teki bana beleş telefon çipi taktı. Yedi sülalemle konuşuyorum. Dangoz ödüyor faturasını ya. İnanılmaz güzel bir şey ya. Alo leylek abi. Biz de bunu soracağıydık ya. Olay nasıl oldu abi? Kardeş, ben üzerinize afiyet leyleğim. Göçmen kuşum yani. Bir gün İtalya'da böyle Como Gölü civarında takılıyorum. Kamil'in teki geldi, bana çip taktı. Çip taktım, seni takip edeceğim dedi. Baktım içinde sim kartı var. Aldım sim kartını, cep telefonuna taktım. Göçmen kuş olduğumuz için oraya buraya gidiyorum. Mısır'dan evi aradım. Afrika'dan kankaları aradım. Urfa'da kelaynak arkadaşlar var. Onlar da göçmen. Onlarla konuştum falan. Bir gün bana çipi takan bilim adamı aradı.
Baba bana acayip fatura geldi. İtalya'ya geri dön, şu sim kartı çıkaralım dedi. Döndün mü abi? Keriz miyim kardeşim? Kamil'in teki beleş sim kart takmış. Kardeşin geri verir mi abi? Ya Leylek abi, şimdi senin için çocuk getiriyor diyor. Başka işim gücüm yok, el aleme çocuk mu getireceğim kardeşim, bana ne ya? Ya bak benim olayım belli acı. Ben göçerim, yılan yakalarım, ortamları yılandan temizlerim, bacalara yuva yaparım. Peki Leylek abi, siz bacalara niye yuva yapıyorsunuz? Ne yapayım, Toki'den eve mi gireyim? Uçucu hayvanız arkadaşım. Bacadan fiti fiti kalkmak çok kolay. Yalnız bu dönüşümde 3. havaalanını gördüm. Aga çok güzel olmuş ya. Biraz uzak ama olsun, güzel tesis. Alo dur, Almanya'daki manita arıyor. Alsat bölgesinde illegal yengeniz var biliyor musun, Fransız. Hattayım. Alo bonsoir sana Mabel. Söz mü leylek? Yengenizle muhabbet edeceğim. Bana müsaade arkadaşlar. Şöyle bakın nubletir de falan. Aragaz. Aragaz. Paskal. Abi. Seninle her şey dahil tatil yapalım mı? Oha. Her şey mi? Şimdi her şeyin içine neleri soktuğuna göre değişiyor tabii ama Paskocuğum, normal insanlar için her şey yani konaklama, yeme içme. Ondan öyle mi? Ben de şey sandım. Senin tabii tatil gereksinimlerinin arasında yeme içmenin yanı sıra farklı bazı durumlar da var. Yani değil mi Paskal? O yüzden oluyor. Abicim, o da bir çeşit yeme. Ha, organiğinden diyorsun. Abi, ben ayırmam. Organik olabilir, olmayabilir. Kaşa diyelim. Ya, yani şişme de olsa insan insandır diyorsun Paskal. Şişme değil de, sonradan şişirme. Sana yazıklar olsun. Yani yazıklar olsun mu desem, helal olsun mu desem, ne desem onu da bilemiyorum. Hani cinsel açlığın Afrikası derler ya, ha işte o ya. Abartma Kadir. Herkes ne kadarsa bizde de o kadar. Ya herkesin böyle bir iştahı olaydı Pasko. Şu an cinsel devrim gerçekleşmişti. Duvar tırmalıyorduk halk olarak ya. Sen ki farkısın. Ben artık bıraktım o işleri Pasko. Yani olmuyorsa zorlama felsefesini şiar ediniyorum. Tevekkülle açık büfeye yöneliyorum kardeşim. Oo, en sevdiğim işler. Tabii açık büfeye yağmalamak bizim atasporumuz biliyorsun. Bu işi bir sanata dönüştürürüz biz halk olarak. Ya sen lahmacun arasına dönerle kısırı aynı anda koyan birisini nerede görürsün başka? Ha? Açık büfede. Şerbetli kremalı hamuru, efendim 6 çeşit tatlıyı tek tabağa istifleyen görüyorum ben ya. O farklı bir olay abi, o herkesin harcı değil. Yani bunu becermek için yetenek lazım. Abi bizim millet yemeği seviyor. Ya yemeği seviyor da birader, bu yemek değil ki, bu ölüme meydan okumak ya. 7 günlük tatilde 5 tane damarı tıkayıp dönen var ya. Adam evden önüne koysan yemeyeceği şeyleri bile bedava diye tabağa dolduruyor. Bir öğünde açık büfeye 5 sefer düzenleyen var ya. Ya haçlı akını gibi kardeşim millet, tövbe tövbe. Peki Kadir, sen ne yapıyorsun? Pasta, şimdi ben gündelik hayatımda da bu standartları yakaladığım için artık açık büfe performansım sönük kalıyor tabii. Ben çıtayı öyle bir yere koymuşum ki artık açık büfeyi traktörün arkasına takıp çeke çeke götürsem kimse ne yapıyorsun demez yani. O yüzden kafamla. Abi sen de var ya, her şey dahil tatil almak istiyorum. Eğer senin kriterlerine göre her şeyi dahil edeceksen ben varım kardeşim. Tamam abi. Ya Kadir, saatte bak. Aa, saat ya, kaç oldu ya? Hadi baba. Efendim, yarın nasipse kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Bye bye.